attığım bir videoya daha hoş geldiniz. Evet, bundan sonra yeni içeriğim bu. Millet saçma ne yapıyorsa onları göstereceğim size ve bunun yüzünden telif yiyeceğim. Ama umurumda değil. Bugünkü konumuz karşılaştırmalar. YouTube'da sürekli böyle şeyler dönüyor, evet. Zengin ve fakir, güçlü ve zayıf, çirkin ve güzel. Ve insanlar bunları karşılaştırıp videoya çekiyorlar ve atıyorlar. Ve işin kötü tarafı da izleniyor, tamam mı? Ama merak etmeyin, böyle şeyler olur ve sizin de hoşunuza gider belki. Ama saçma olanları size göstermek benim işim. Yoksa karşılaştırma videolarında sorun yok. YouTube izleyicileri için güzel bir vakit geçirme olasılığı olabilir. Ya zaten bu eski zamanlarda tabletlere bile yazılmış abi. Bak, her YouTuber bir gün karşılaştırmayı tadacaktır. 60 TL'lik Beyblade vs 5 TL'lik Beyblade. Evet arkadaşlar. Evet sayın seyirciler, son anda aldığımız bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar diyerek videoya başlayan YouTuber'lardan uzak durun. Bakın, burada bir sıkıntı yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, tamam mı? Büyük abilerinden görüyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Ha? 5 TL'lik olan bu. Biz bunu yanlışlıkla kırmıştık alırken. Kırık bir tane Beyblade. Ya bu çocuk çok şeker, ben bunu eleştiremem ya. 912.398 TL'lik sushi vs 182.700... 1.827.380. Şaka değil mi lan? Herkese selamlar, evet bu... Tamam, muhtemelen şakadır. 1 dolarlık gitar vs 1 dolarlık gitar. Tamam, bunun içeriği güzel. Güzel karşılaştırmışlar. Bir dakika lan, bu niye güzel bir içerik? Ha doğru, bu adamlar Türk değil. Bilmiyorum. Kendi kanalım olduğu için kendi fikrimi söyleyebilirim herhalde. Gurme muhabbetleri ya da çok uçuk fiyatlardaki yemekleri ya da çok ucuz fiyatlardaki yemekleri karşılaştırmalar bana pek doğru gelmiyor. Ve yani insanların bunları konuşmasını bekliyorlar. Milyonların takip ettiği ünlü YouTuber bu hafta 90 TL'lik midi yedi. Evet, yanlış duymadınız, yedi. Bilmiyorum, bu tarz karşılaştırma videolarını ben yapacak olsaydım çok saçma bir konsept geliştirdim. Nasıl olsa her video tutuyor. Hepinizin merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Bugün size en ucuz dayak yeme yöntemlerini göstereceğim. Bu bilgileri buraya atıyoruz. Önce ona sataşmanız lazım. Tamam. Hadi. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ve böylece intikamınızı da alabilirsiniz. Yani eğer bunu yaptıysanız bile bir de bunun pahalısını göstermeniz lazım. Hepinize merhaba. Tişörtlerini nereden alabiliriz? Henüz alamazsınız. Ben size haber vereceğim alabileceğiniz zaman. Arkadaşlar, bugün sizlerle bir futbol maçındayız ve yanımda taraftarlar var. Ve bende de karşı takımın forması. Selam arkadaşlar. Sevdim ya, ben bunu izleyeceğim. Ben bunu izleyeceğim kendi başımayken. Bugün sizinle beraber... Orada duracaksın. Bak, şu an burada yaşın bir önemi yok abi. Güzel bir videoya giriş, güzel bir ışıklandırma, güzel bir mikrofon. Bu adama kimse laf söyleyemez, tamam mı? Versus. Versus. Her zaman yediğimiz 3,5 liralık çiğ köfteyi yapacağız. Bugün arkadaşlar işte ikisini kapıştıracağız. Kapıştır onları hadi. Göm şunu hadi, göm artık, göm. Şöyle bir... Bak yani o kadar iyi, bak ben olsam... Kaç liralık çiğ köfteyle kaç liralık çiğ köfteyi şey yapıyor, karşılaştırıyor. Onu ben duymadım. Bugün senin doğum günün Porçay, senin 5 gündür falan doğum günün. Ama yine de kutlu olsun. Bir ara doğ artık. Direkt gömmüştüm şimdi, hala çiğ köfteyi tanıtıyor abi. Bu arada ikisi de... 3,5 lira vs 10.000 lira. Oha amına koy. Ha 1 liralıkla 3 liralık 3,5 liralığı karşılaştırıyor. Anladım. Anladım. 1 liralık çiğ köfte nerede satılıyor ya? O şeyde bulguru lavaşın arasına dökmüş, vermiştir adam yani. O ses çiğ köfte. Pişirmeden. Ah, yakaladım seni. Kaç para aldın reklam için söyle bakayım. Kaç para aldın moruk? Ne diyecek acaba? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biraz acıymış. Belli etmemeye çalışıyor. Yani benim bugün asıl yaptığım şey bunları yapan büyük YouTuber'ları değil de bunları yapan büyük YouTuber'lardan etkilenen küçük çocuklar. Genelik Beyblade yapacağız. Eşofmanını beğendim. İstiyorsanız hemen başlayalım. Benim adım Armaya Gündüz. 1 TL'lik Beyblade ve kız ne kadar heyecanlandı ya, sanarsın şey çıkıyor, televizyon kanalına çıkıyor. Dur bakayım, abisi nasıl kandırdıysa artık. Abi selamlar, nasılsın? Yayın açman güzel oldu. Eyvallah, iyiyim. Sen nasılsın? Benim küçükken bir tane Beyblade'im vardı. Cipsten çıkmıştı. Bunu anlatacağım çünkü cidden beni çok üzen bir konu. Hatta sigara yakacağım. O kadar çok üzülüyorum çünkü bunu hatırladıkça. Çıkmaz, tamam mı? Yani 1/1000 ihtimali var öyle bir şeyin olmasının. Ama bana cipsten Beyblade çıktı. Ve hangi Beyblade biliyor musun? Siyah Dranzer. Siyah Dranzer amına koyayım ya. O çizgi filmi izleyen varsa, bilir yani. Siyah Dranzer çıktığı zaman elimiz ayağımız titrerdi. Dranza'yı zaten severdik. Kai cool adamdı. Kai hakikaten taşaklı elemandı. Bir de Siyah Dranzer vardı. Özellikle bütün Beyblade'leri yok etmek için yapılmış bir Beyblade'di. Ve siyah renkliydi. Anlatabiliyor muyum? Ve o bana cipsten çıktı. Siyah Dranzer. Gittim bakkala, dedim ki VH Nexus'u banlayın. Spam atıyor. Ve gittim bakkala. Siyah Dranzer şeyini verdim. Adam bir hafta sonra yaklaşık getirdi. Böyle bir kutu. Böyle. Aldım kutuyu. İçinde yaklaşık 60 parçalık falan böyle bir şey vardı. Bütün şeyleri birleştirdim. Bütün parçaları birleştirdim. Ve Siyah Dranzer'ı yaptım. Kendi ellerimle yaptım yani. Ve hayatımda en sevdiğim şeydi. Hayatımda en sevdiğim eşyaydı o. Ve aylarca da kullandım. Sonra çalındı. Mahalledeki bir tane orospu evladı çaldı. Onun çaldığını biliyorum ama hiçbir zaman onun çaldığını kanıtlayamayacağım için hiçbir şey de diyemedim. Ve hala unutamadım. Siyah Dranzer. Bir gün onu tekrar bulacağım. Bir gün onu alacağım. Bu da böyle bir anı. Ya abi çok şeker lan bunlar. Keşke ben de bu kadar şeker olabilsem. Zula 4000 TL'lik hesap vs 10 TL'lik hesap. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Abi Zula oynayan kaldı mı ya? Bak sen ne diyorsun lan tabayı? Ne demek Zula yok yapıyorsun? Beyler ürünler bakın görüyor. Hiçbir şey anlamıyorum lan. Bir de böyle küçük bütçeyi çok tatlış yapanlar var bu işi yani. Baksana. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 15 TL'lik top vs 10 TL'lik top yapacağız. İlk önce toplarımızı hemen alalım. YouTuber aksanını görüyor musun? Kesin sağdaki 15 TL. Birisi 10 TL'lik top, birisi 15 TL'lik top. Bu 10 TL'lik top, 15 TL'lik. Tamam anladım. İlk olarak top sürme olarak test geçelim. Şimdi top süreceğiz. İlk önce hangisinden başlayalım? 10 TL'lik mi 15 TL'lik mi? Bence 15 TL'likten direkt başlayalım. O zaman başlayalım. Bu biraz daha ağır olduğu için biraz daha şey süreceğiz. Siz kaçta? Yani bu zengin karşılaştırmalarında illa bir karşılaştırma yapmaya bile gerek yok. Yani çok zengin olduğunuzu, bir şeye çok para harcadığınızı YouTube'da göstermek bana doğru gelmiyor. Yani şuna bak. Yeni arabam. Benim arabam daha pahalı. Daha çok. Gerçek hayatta araba sürmek mi? İşte fazla gamer olduğunuzda mı olur? Videoda ne oluyor lan? Daha çok araba. Turuncu arabam. Yeni arabam ve bu kesinlikle bir clickbait. Burak Güner, bu benim ilk YouTube videom. Ve tutmuş. Şanslısın. Evet arkadaşlar, bugün size yeni arabamı göstereceğim. Güzel. Bunlar tabii ki bir para değil. Bunlarla dalga geçtiğime bakmayın. Ben de sadece primden prim kasan bir YouTuber'ım, tamam mı? Müthiş bir araba. İnanılmaz. Lastikler Bugatti Veyron'da kullanılan özel üretim bir şey. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Daha çok arabam! Yeni arabam! Vallahi clickbait değil. Lan niye herkesin arabası var lan? Benim niye arabam yok? Güzel birlikte Minecraft'ta 100 TL'lik kale ile 1 milyon TL'lik kaleyi karşılaştıracağız arkadaşlar. Ne? Minecraft'ta. Oh yo. Yıllardır gerçek ve muhteşem içeriği arıyordum. Bugün o gün mü? Yani şu motorla bir tur atalım, birazcık gezelim. Bu oyun bayağı değişmiş. Daha çok arabam. Hepimizin arabası var. Güzel. Ben sevdim bu kanalı. Hugola. Bakayım. Google bizi gizlice dinliyor. Omegle çok pis bir yer. Aleyna Tilki'nin bütün şarkıları aynı mı? Nasıl DJ olunur? Süper Mega Ultra Enerji Remix. Neden reklam videosu çekiyorum? Ünlü olma simülatörü. Güzel, ben bunu izleyeceğim. Şimdi biraz relaxlamam lazım. Biraz enerji atmam lazım. Biraz da sinerji atmam lazım. O yüzden bir iki el oyun oynayacağım. Sizin için sakıncası yoksa. Dur bakayım. Nerede lan bu oyunlar? Oyunlar nerede o? Oyunları kaybettim. Ah siktir. Ha buradaymış, tamam. Dur. Ha burada. Gayret. Got you motherfucker. Discord'dan var mı gençler? Yetkili abilerimizden